Anadolu'muzun güzide köşelerinden orduyu tanıtıyoruz. Fermanımdır, herkes TGRT belgeseli izleyecek. Ordu'da denize girilir, teleferiye binilir. Boztepe'den şehir seyredilir. Ve fındık alınıp gidilir. Miş bir zamanlar tabii. Artık kum, plaj, güneş üçlüsü eskisi kadar talep görmüyor. İnsanlar şuurlu tatil yapıyor, değişiklik arıyorlar. Sadece sahillerle yetinmiyor, dağları, vadileri de merak ediyor. Ordu bu hususta çok şanslı. Daha düne kadar çilesinden yakınılan yaylalar misafir ağırlamaya başladılar. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Türkücünün derdi neydi bilmem ama yer çekimi diye bir şey var. Sular eskisi gibi koşuyor deryaya. Bakmayın, bu mevsim yayılıp bayıldıklarında bahara doğru kabarıp coşuyor. Benim diyen köprüleri önlerine katıyorlar. Demirmiş, betonmuş, aparıp koparıyor. Biz yukarı, dereler aşağı. Yollarımız kesişse de istikametler başka başka. Yer yer kale harabelerine rast geliyoruz. Kim bilir buradan hangi medeniyetler geçti? Her biri ayrı program tabii. Vakit olacak ki konaklayacaksın haftalarca buralarda. Yollar şekil bir ağdaki gibi bir asfaltı var en azından. Şehre yakın kısımlar nispeten düzgün. Yamaçlara sardıkça daralıyor ve dolanıyor. Son yıllarda karayollarına büyük paralar harcanıyor. Burada da aynen vaki. Yolun genişleyeceği kesin. Birkaç viyadük çakıp birkaç da tünel açarlarsa kısalır da. Kabadüz kendi halinde bir kaza. Hepi topu bir caddesi var. Sevimli, şehre yakın, ucuz, sükunetten hoşlananlar ne ararlar ki daha? Bunlar fındık dalları. Köy minibüsleri bakacakta mola veriyorlar. Biz de uyuyoruz onlara. Güya suyumuzu içip gideceğiz ama çay kokusu pek davetkar. Biliyoruz bugün hayli yolumuz var. Lakin bir bardak yudumlasak fena olmayacak. Bir daha böyle manzarayı nerede bulacağız değil mi ama? Burada ne yaşıyorsun? Kabadüz kasabası gözünüzün önünde yayılıyor. Ordunun çatıları bile ayan beyan ortada. Ah bir de hava açık olacak ki. Değme kameranın keyfine. Yumul gitsin zuma. Kahvaltıyı sıkı yaptık yapmasına da Türkan ablanın gözlemeleri öyle böyle güzel kokmuyor. Unu has, içi has, odunlar çıtır çıtır ayrı bir nefaset katıyor hamura. Anne sen de pişirirsen çekip yedir.
Odun ateşi tadını değiştiriyor değil mi abla? Çok lezzetli oluyor. Odun ateşinde çok lezzetli oluyor çünkü burada onun için çok severler. Odun ateşi olduğu için çok severler. İsim neydi ablasın? Türkan. Türkan abla. Ve kızları. Öyle mi abla? Aha. Maşallah. El işçiliğiyle ev usulü. Evet. Gözlemeleri vuruluyoruz ama turşular aliyül ala. Sözde hatır için tadıyoruz. Tabak eriyiveriyor anında. İnsanın hey güzel Allah'ım diyesi geliyor. Ne nimetler veriyorsun şu günahkar koluna. Bu turşudan da öte bir şey. Sır ne acaba? Meğer bu havalide turşu bir gelenekmiş. Hele yukarılara çıkalım, nelerini görecekmişiz daha. Şimdi gelin eğri oturup doğru konuşalım. Hangimiz hayalini kurmuyoruz ki? Şu plaza köşelerinden bir kurtulsak da alıp başımızı vursak dağlara. Şöyle basit bir kulübe edinsek, 3-5 evlekte tarla. Hani domat biber ekecek kadar. Mısır, fasulye, lahana. Hiç değilse ayağın toprağa basar, elin çapa çekiç tutar. Spor mu? Spor mu istiyorsun? Al baltayı git, odun yer. Klima, kalorifer meraklısına kalsın. Bir külüstür kuzine yeter de artar. Öyle ya, hem ocak hem soba. Üstüne güğüm oturtacaksın ki mızlasın. Küle patates, kestane gömeceksin, pancar, kabak artık aklınıza ne gelirse. Ladin odunlarına budak da olur. Baltayı vururken budağa da çakmamak gerekiyor. Çıra çıktı şimdi. Bel kalınlığındaki ağaçları dilim dilim dilimleyen maharetli insanlara imrenmişimdir hep. Bunlar kütüğü asla elle taşımaz. Vurur baltayı saplar. Atarlar omuzlarına. Zemin etüdü yapar. İtinayla oturturlar. Sonra hıh diye bir ses. Ve o malum bunlama. Çatırt. Kütük ayrılıverir iki yana. En zor bölümü. Diyelim budağa denk geldik, kopmadı. Ustası kaldırır, bu sefer tersine vurur. Olmadı bir daha. Malum, odun ateşi yemeğe ayrı bir nefaset katar. Hele bir çayı olur on numara.
Bunların tamamı organik. Organik ve bu yörenin ürünü. Hadi buyurun gelin. Arapların en fazla hoşuna giden bu böyle çıra yanıyor ya. Bakıyor böyle bunu, şaşırtıyor kalıyor. Onlar hayatta görmemiştir abi bunu ya. Onların işi gülü petrol. Ay maşallah. Çambaşı yaylası 77 tane obası olan, oba dediğimiz bağlaklar, insanların yaz aylarında geldikleri hayvanlarını, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını otlattıkları ve tarlaların etraflarında, evlerin etrafında sebzelikleri yaptıkları yerlerdir. Obaların dışında ormanlar var, kanyonlar var, 100'e yakın bizim şelalemiz var. Geçmişten bugüne kullanılan küçük evlerin olduğu, yaşamın doğal olduğu, cep telefonlarının çekmediği, elektriğin ulaşmadığı yaylalar var. Kütükten çivilerle birbirine giydirilmiş olan yaylalar var. Şimdi son zamanlarda Çambaşı Yaylası turizme açılmaya başladı. Onun için de bizim burada yürüyüş parkurlarımız var. Kaya mezarlarına, kanyonlara ve yaylalara, doğal manzaraları güzel olan yerlere yürüyüş parkurlarımıza gidiyoruz. Kırmızı benekli alabalıkların yaşadığı, 50 çeşitin üzerinde mantarın yaşadığı bir yerdir. Nisan aylarında küçük bizim yöresel isimle kuzu göbeği dediğimiz küçük siyah mantar olur. Onun dışında Mayıs ayında da çaman ağacında ağaç mantarı dediğimiz çaman mantarı olur. Kesik ağaçlarda, kesik köklerde yetişen mantarlar olur. Kayın ağacına yetişen mantarlar da olur. Onların tadı bir bambaşka güzeldir. Temmuz ayında da diğer mantar türleri başlar. 45'in üzerinde yetişen mantar türü var. Ağustos ayında da yaban yemişler başlar. Ahududu dediğimiz kırmızı böğürtlen, şarlı çile dediğimiz yaban mersinine benzemez, biraz daha küçüktür. Tadı çok güzeldir. Ağustos'un sonunda olur. Yaban tafnalı olur. O da 11. ayın sonlarında olur. Siyah yemiştir. O da çok güzeldir. Özellikle yaban ayılarının ve karacalarının tercih ettiği yemiş türleridir. Bir de burada kuş türleri vardır. Yaban çeşit de çoktur. Kurt, tilki ve karaca. Biz burada keçi deriz, yöresel isimle. Onların da nesli tükenmek üzere ve de kötü bir şey, avcılar onları affetmiyorlar yakaladıkları zaman. Beyaz kaya kartalları vardır. Hem bitki çeşitliliği olaraktan hem de yaban hayat olaraktan renkli bir yerdir. Akarsularıyla, yaylalarında buz gibi sularıyla çok şirin bir yerdir Çambaşı Yaylası. Bu çaylar abi, suyu güzel olduğu için mi böyle güzel oluyor abi? Her suyu, her çayı kabul etmez. Bir de yapılış şekilleri de önemlidir. İki sırrı vardır. Birini söylemeyeceğim. O bize kalsın. Çay demleyiş şekli ve suyu çok önemlidir. Yayla suları çaya ayrı bir tat verir. Aynı çayı gitsen, şehirde yapsan aynı tadı alamazsın. Ama yaylada, ormanda bir yerde yapmış olsan o su, odun çok farklı bir tat verir. Yemeğe de ayrı bir tat verir. İşte bir pancar çorbası, bir kırmış olduğun yumurtayı, hazırlamış olduğun ete, ızgaraya ormandaki odun çok farklı bir tat verir. Çambaşı Yaylası inşallah önümüzdeki yıllarda hak ettiği değeri bulacak. Kayak merkezi yapılıyor. Yeşil Hattın bağlanmış olduğu noktadır. Geçmişte resmi kayıtlara göre 40 bin insan Turnalık'ta, 40 bin insan Çambaşı'nda yaşıyormuş. 80 bin insan. İki tane eczane, tabibine kadar peynir, süt, yağ fabrikasına kadar, yemeğisine kadar, çarkısına kadar, 30'un üzerinde hanların olduğu bir nokta. Gümüşhane'den Zonguldak'a kadar olan, Anadolu'nun her noktasından insanların geldiği burada, dükkanların açıldığı, insanlar Çambaşı'na geldiği zaman o eski halini görmeyi istiyorlar. İnşallah Çambaşı hak ettiği değeri bulur. Siz hiç Karadeniz'de orman yangını duydunuz mu? Oluyordur zahir ama nadir. Niye? Yerler sırılsıklam anam, pabucun kurumuyor asla.
Ağaçlar yosuna durmuş, koyunlar otlarken sulanıyor adeta. Karadeniz dağları dik midik, sarp mı sarp. Doruklar da kar buz, oluklar da serin sular. Şu anda Çambaşı Yaylası, Susuz Obası mevkisindeyiz. Arkamızda görmüş olduğumuz çeşme, bir hikayesi olan bir çeşmemiz. Bu çeşmenin adı Çoban Bağırtan Çeşmesi, Çoban Bağırtan Suyu. Her ne kadar şu anda su akmıyor ise de yol yapım çalışmasından dolayı. Rivayet odur ki... Efendim, çobancağızın canı çekmiş, bir kuzu kesip kavurmuş, sıcak sıcak yumulmuş, buharı tüterken daha, iyi de sen git çeşmeye aban, su iç kana kana. Pınar'ın soğukluğuna bakın ki midesindeki kebapları dondurmuş, sanki beton dökmüşler bağrına. Yandım anam, yandım diye haykırmış. İşte o gün bugündür çoban bağırtan diyorlar o suya. Ordulular soruyorlar, suyun iyisini nereden anlarsın? Bilmem, çayından. Hakikaten bir çay getiriyorlar, lebrenk, yani dudak rengi. Lebriz, bardağın dudağına kadar ve lepsuz, dudak yakacak ısıda. Önce kokluyorsun, şöyle. Sonra yudumluyorsun, gözün açılıyor, enerji yayılıyor damarlarına. Çayda yayla suyu ve odun ateşi çok önemli. Ama aynı malzemeyle sahilde yap olmaz. Niye? Çünkü su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Filizi haşlar, yakar, burar. Yaylada su 90 derecede kaynar. Belki daha da aşağıda. Buranın suyu çok güzel. Doğal olarak çay da çok güzel. Her yönüyle mükemmel bir yer. Turnalık Yaylası. Çambaşı. Vay be, pırıl pırıl abi. Bayram abi, burada çok kar olur abi ya. Burada öyle bir kar oluyor ki, yeri geliyor zamanla şu salıncağın tamamen kapandığını gördük biz. Allah Allah. Öyle, evet. Yaklaşık 2,5 metre, 3'e yaklaştığı zamanlar da oluyor. Ve bu yağan kar Nisan Mayıs'a kadar da kalkmıyor, erimiyor. Onun için mi abi suyu güzel, çayı güzel? Aynen öyle, çünkü her şey doğal olduğu için. Tamamen doğal, yani kaynak olsun, işte karı olsun, soğuğu olsun. Kesinlikle de dokunmuyor. Burada mutlu mesut insanlar görüyoruz. Hatta hayvanlar bile neşeli. Temiz havanın tadını çıkarıyorlar. Oksijen soluyor. Çama çime yayılıyorlar. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Aman ne güzellik. Çiçeklerin rengi sanki daha canlı ve daha parlak. İs yok, toz yok. Niye bulansın? Değil mi ama? Bu manzara anlık değişebiliyor. 10 dakika sonra güneş açıyor. Bir bakıyorsunuz 10 dakika sonra sis. Aşırı bir yoğun yağmur. Ardından bir boran. Tamamen doğayı güzelleştiriyor. Burayı zaman zaman bir sis kaplıyor. Görenler deniz olduğunu zannediyor. Fakat bir zaman sonra bakıldığında tamamen bir vadi. Her şey doğal. Bir kişinin en az 3 saat uykuyla buradan çakı gibi olduğunu biz zaman zaman değil her zaman zaten görüyoruz ki kendimiz de içerisinde olduğumuz için. Çambaşı ahalisi kendini turşuya vermiş. Millet üşenmiyor. Ta Ordu'dan, Giresun'dan, Sivas'tan gelip turşu tedarik ediyor. Böyle çekin yapıncık çele... Bu turşunun suyu bak. Daha güzel. İlaç, ilaç. Başka bir suyu koymayacaksın. Kasın ala ilaç suyu. Güle güle. Güle gülenin suyu. Burada iki hususiyet öne çıkıyor. Bir, zerzevatlar organik. İlaç gübre görmemişler.
öyle akşamdan sabaha mayışmıyorlar. İkincisi de su. Gli Gli çeşmesinin suyu turşu için biçilmiş kaftan. Yukarıdakiler de güzel ama aşağıdakilere bakma. Onlardan da olur. Olur da o kadar olur işte. Kıtır kıtır kütür demez. Eriyip gider zamanla. Ahali turşu hususunda kendini aşmış. Sirke nohut faslını da arkada bırakmış, erik koruk ekşisi kullanıyorlar. Bu turşuları sabah aç karnına yesen dokunmazmış. Bu kadar da iddialılar. Denemesi bedava. Meşhur gili gili suyu. Soğuk yani su. Aşağının suyuyla yapınca ne oluyor? Aşağının suyunda eriyor abi. Eriyor. Evet abi. Buranın suyuyla yapıldı mı kesinlikle erimiyor. Evet çıtır abi. Kalıyor, öyle evet mi? Abi. Buradan yukarısının bütün yaylanın suyu eritmiyor abi buranın turşusuna. Niye yapmıyor? Ondan sonra buranın suyunda avı, ondan sonra tahlan, ondan sonra tevek, ondan sonra her bitkiden, ottan her bitkiden karışık bir suyumuzdur bu suyumuzundan sonra. Öyle abi. Yani 200 metre yukarısında ormanın yani dibinden akıyor bu su abicim. Yerden kaynıyor su. Nasıl açacağım bunu? Yerden kaynayan su. Çatal mı vurayım? Yok yavuz. Yine alın. Çilek. Çalı çileği. Dağ çileği değil mi? Evet. Ne kadar kilosunu? 26. Kilosunu 25 kilo. Biz öyle veriyoruz. Öyle yine 10 lira. Buyurun. Öyle aldım. Aldım abi. Daha çile geliyor. Biz hazır. Şu siyah mantar değil mi abi? Mantar. Nasıl mantarmış onun? Şey doğa burada. Ne güzel. Yaylada bir mısır kaynatıyorlar haza süt. Sanki muhallebi akıyor ağzına. Hayır burası. Burası bambaşka. Şimdi şeyin programı. Yörek kuzine abi. Kuzine. Bizde kuzine, kuzine de ateşte iki şeyde mısırı açtık evet, böyle doğal olarak. Çok güzel, şey çok güzel. Ne gerekiyor? Bende var mı hocam? Girmediyse bir yer daha var yalnız. Neresi? Bu eski... Abi mısıra koyacağım ben sana. Tamam. Sana bir şey diyeyim mi? Yani şu civarda havruya geçsen Şincel'i çektiğin her gayette daha iyi burası. Burası bambaşka. Nereye bulacağım? Bu odun, bu mısır. Buranın hep şey doğal. Yani odunu da bambaşka. Suyu da hep bambaşka. Hep şey doğal burada. Ne güzel. Buranın suyu da yapıyor, buranın suyu yani. Odunu olsun, suyu olsun. Evet. Güle güle çeşmesi diyor. Güle güle çeşmesi. Allah'a baktı. Ormanın içerisinde. Yalnız mezarları var. Fırınlar mis gibi kokuyor. İyi odun, has buğday, ekşi maya. Ustalık da var tabii. Yeme de yanında. Türk'ün aklı doruklardadır malum. Bir zamanlar yaylalar insan kaynarmış. Düşünün 40 bin vatan evladı Turnalık'ta, 40 bin yiğit de çam başında yaşarmış. Kervanlar burada durur, mallar çıkarmış tezgaha. Ta o devirlerde 2 eczane ve 30'a yakın han çalışırmış. Ordu'da, Giresun'da bulunmayan ürünler Çambaşı çarşılarında sunulurmuş arza. Evet. Kaz beğendin mi abi? Torunu alacağım bunu, bu çok güzel. Yakışır. Çambaşı halen Türkiye'nin önde gelen yaylalarından biri. 77 tane obası var ki ordular bağlak diyorlar onlara. Ormanlar, kanyonlar, yüze yakın şelale, yeşil otlaklar. Henüz elektriğin ulaşmadığı, cebin çekmediği alanlar var. Telefondan kurtuluyorsun abi, hele şu güzelliğe bak ya. Son yıllarda turizme merak salmışlar.
23 ayrı yürüyüş güzergahları var ki macera isteyene macera sunuyorlar, manzara arayana manzara. Yaylada parasız pulsuz yaşamak kabil. Kırmızı benekli alabalıklar, çeşit çeşit mantarlar. Nisan'da kuzu göbeği, Mayıs'ta çaman, Ağustos'ta böğürtlen, çalı çileği taflan. Burası bayağı hareketli. Evet, bura Çambaşı'nın merkezi, çarşısı. Buranın organik yayla peyniridir. Buranın yerli peynirleri bu yöreye özel peynirlerimizdir. Deri peynir şu şekilde. Zaten bu eskiden gelen bir gelenektir. Deride olması. Deride olması değil mi abi? Evet, zaten bu tulum peynirinin gerçeği deride olandır. Şimdi şunlara da tulum peyniri diyorlar ama hakiki tulum peyniri şu derilerde olandır. Tulum peyniri tulumda olur abi. Aynen, deride olur. Adı üzere tulum. Bunları danalara mı takıyorlar acaba? Danalara takıyorlar. Kaybolmasın diye değil mi abi? Kaybolmasın diye danalara takıyorlar. Hadi Allah razı olsun, hayırlı işler. İdris abi, bu hangi yaylanın etleri? Karagöl'ün abi. Karagöl'ün. Karagöl'ün etleri lezzetli mi olur abi? Çok güzel olur abi. Kekikten yayılır sadece. Vay be, kekikten yayılıyor öyle mi abi? Evet abi. Yayıldığı yerde sadece kekik var abi. Et ucuz ve leziz. Mangalcılar köz yelliyor telaşla. Ben 100'e getiriyorum, itiraz ediyorum. Bölgenin yazı cazip sanırım, ileriki yıllarda kışı da talep bulacak. Kayak tesislerinin temeli atılmış, inşaat hızla ilerliyor. Karadeniz yaylalarını bilirsiniz. Sis çöktü mü suya düşmüş gibi ıslanırsınız adeta. Havada asılı duran milyarlarca damlacık insanı nasıl da serinletiyor. Klimada neymiş bunun yanında? Bu kadar soğuk suyun bulunduğu mıntıkada arabalık çiftliği kurulmalı zaten. Kaynaklar zayi olacak yoksa. Balıklar hallerinden memnun görünüyorlar. Keyfini çıkarın bakalım. Eninde sonunda kepçeye takılacak, yatacaksınız tavaya. Siz bakmayın havuzda uslu uslu dolandıklarına. Alabalıklar yırtıcı hayvanlardır aslında. Sadece kendinden küçük balıkları, solucanları değil, su üstünde uçuşan böcekleri de yakalayıp yutarlar. Çok hızlıdırlar. Çağlayanlardan bile yukarı çıkarlar. Kuyruklarını ağızlarına sıkıştırır, zemberek gibi boşanırlar. Suda pek fark edilmezler. Bu kalemun gibi renk değiştirir, kumdan çakıldan ayrılmazlar. Tatlı su balıklarının içinde en lezzetlisi odur. Kılçıkları kolayca ayrılır zira. Proteinden yana zengindir. B ve D vitaminleri, omega 3, iyot fosfor. Artık ne ararsan. Çiçeğim, ben bayramı götür. Yol boyunda çıngırak sesleri duyuyor, kuzuları görüntülüyoruz itinayla. Fakat çoban köpekleri koşup geliyor, giriveriyor aramıza. Ne yapacaksın? Arabaya giriyoruz ama kamera kalıyor mu ortada? Saldırgan görünmüyorlar. Ne dersiniz? Çıkıp malzememizi toplasak mı acaba?
tekstile geliyorlar abi. Hadi gel. Hemen sürüyle aramıza girdi ha. Çok zeki hayvanlar maşallah. Yok, çıkma. Saldırırlar hemen. Çıkmayacağım. Tamam, yaylıyı gördük. Esnafla tanıştık ama yöre insanını tanıyamadık daha. Keşke bir kapı çalabilseydik de hal hatır sorabilseydik eli öpülesi yaşlılara. Vedat abi sözümü tam anlamadan frene basıyor. Tanıdık olup olmaması önemli değil. Evladı gibi ağırlayacaklarından emin zira. Amcamla teyzem tam Anadolu insanı. Nasıl memnun oluyorlar anlatamam. Ellerindekini avuçlarındakini paylaşmaya, döşek yorgan çıkarmaya hazırlar. Ah biraz daha vaktimiz olsa. Akşama biber yemeği mi var? Evet. Ne yapacaksın, kızartacaksın mı bunu? Kızartacağım. Bunu... Yoğurt da koyacağım mı üzerine? Sarımsaklı yoğurt, domates. Oo. Bunlar güzel oluyor. Ekmeği kendin mi yapıyorsun? Yok, satın alıyor ekmeği. Biz de İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da neredesin? Beylikdüzü'nde oturuyor. Kış kış gidiyor. Maşallah maşallah. İyi. Gidiyor. Burayı da terk etmeyin ya. Bura güzel. Burayı terk eder miyim? Mart'ta da geliyor buraya. İyi Allah razı olsun. Yazları buradayız. Mart'ta da geliyor. Gidiyor. Hayvanımız falan yok işte. Sizi iyi daha yakın. Bak sadece anahtarı götürüyor orduya. Kapıyı açıyor. Bu Beylikdüzü'nde duruyor öylece. Demek okul açıldı, köy dağıldı öyle mi abi? Dağıldı, okul açıldı, köy dağıldı. Hepsi okudular? Hepsi okudular. Ne oldular? Öğretmeninden al, asubayından al, şeyinden, albayından al, yarbayından da. En küçük memuru, ziraatçısına kadar, ebe, hemşire, her şeyine. Okuyan gitti, okuyan gitti, köy boşaldı. Köy boşaldı. Evet, evet, taksilli, hep okumuşlar, az da az. Allah vaktimiz olaydı akşam yemeğe kalırdı. Vakit daraldı ya, zaten geç kaldık. Ya hep hızlı bir çayım için ya. Kahvem köyde. Burada kahvem bilen yok. Teşekkür için. Allah razı olsun. Kısmet sizin imiş. Afiyet şeker olsun. Kesene bereket. Amin. Allah bol bol versin. Dün bu çağlarda hemen hazırlandık bir 10 dakikada. Kavunu bir bidona yoğurt koydum, yemekleri koydum. Dillendik, toplandık. Bir komşu da bizi götürdü, bıraktı. Gitti. Kimse kimsenin demek ki kısmetini diyemiyor. Biz gelecek ayran içecekmişiz. Ben bunu 100 sene düşünsem aklıma da size de gelmezdi. Aklıma da gelmezdi. Siz de Allah'a emanet olun. Allah hata getirmesin. Benim çocuklarım da gurbette. Üçü İstanbul'da, biri Ankara'da, biri de mefat etti. Allah rahmet eylesin. Böyle işte. Çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olduk. Allah razı olsun. Vallahi dualarını bekliyoruz. Mutlu olduk. Yalnız şu duman olmasa daha güzel olurdu. Hayırlısı var olur bunda da beğendim. Öyle hayırlısı böyledir. Ağır çoluk bak bu. Evet. Bundan başka bir yerde göremezsin. Evet. Aldım yaylaya bayıldım. Ha işte dingil onun adı mazur. Onun adı mazur evet. Bunlar nedir boyunduruk mudur abi? Boyunduruk. Dokuz boynuru. Dokuza koşuyorum. Ne yüklüyorsun buna? Odun, ne bulursan. Tahta, odun, tahta. Şey. Benim hazırlığım, benim arabam şeyim bu. Arabası sen, bu. Senin araban nasıl da ben de böyle. Evet. Kırı bana. Canım o. Tarih eserlerimiz bunlarla gelmiş da, geçmiş vaktinden beri. Etrafı tatlı durur. Mazur şeyden yapılmadı. Kaç yıllıktır bu? Var hemen şu 15 yılı var. Ne 15 yılı lan? Agamın hası şeyden. Yok yok. Agamınkiler vermedi mi zaten? Artısmayı veriyor. Artısmayı lan. Öyle mi? Bu İsmail'de. 15 tane var şimdi sana. Köyün hayatı bunu yine bitiyor. Cemal ben yeni oğlum. Çalışa çalışa bitiriyor. Evet zaman zaman geç. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun sağ olun. Zaman geç. Bizimle beraber o da biter. Eskiden fındık dalından yapıyorlarmış. Şimdi yeni öküzler bunları kırar. Diken dalından diken. Fındık dalı değil. Diken dalı. Diken dalları güçlü lider. Fındık kırılı. Tarlalara falan. Şimdi bu evde duruyor. Bak ahırları da orası.
Ha, şurası ahır. Şimdi burada duruyor. Ahırı da orası. Aynen gördüğün gibi bu duvar. Bunun içinde bir şey yok. Hayvan pisliğiyle belki sulamışlardır soğuktan korunmak için. İçinde bir insan zor dikilir. Bu saçlar sonradan kapatma. Hartama dediğimiz bir nesne vardı. Gübre yer açıyorlar şimdi. Hayvandan gübre yer. Zaten bak buralar hayvanlar yatıyor. Ortada kendi yatıyor. Onun üstünde yine hayvanlar yatıyor. Yayla bu işte. Bu şu duvar. Bu duvarın içi onların evi buraydı. Yukarıları sonra yaptılar. Hadi güle güle canım. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Helal olsun. Siz de bana helal edin. Çok güzel oldu. Bol bol dualarımı veriyorum. Yani 10 günde bir falan topluyor olgunlaştıkça ve alıcısı da hazır. Evet, şu anda Çambaşı yaylamızın Turnalık mevkiindeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz çilek tarlası Mustafa Tıkıç isimli bir üreticimizin bahçesi. Bu bahçede Kabadüs Kaymakamlığımızın, Ordu Valiliğinin desteği, Tarım İl Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi'nde teknik destekleriyle birlikte organik tarım üretimi yapılmakta. Size iyi bir gelir kazanç kapısı değil mi? Çok güzel. Tavsiye ediyorsunuz herkese. Vallahi gücü yeten, bu işi seven herkese tavsiye ederim. İsimlerinizi de söyleyin. Bu hanımkızın adı ne? Yaren. Yaren Delikanlı? Tıkıç. Yusuf Tıkıç. Yaren ile Yusuf bunlar. Evet. Maşallah. Tozutları bize. Basıp geçmem lazım tozu. Otlar buralarda şey yapıyor, bunlar da alıp götürüyorlar işte kişi hayvanlara şey yapıyor. Erzurum'a falan götürdün ya? Yok, burada ya. Bunlar bizim yerli, kendi ihtiyaçları için. Burası beldeydi. Büyükşehir Belediyesi olmayla beraber burası da şeye döndü. Burada öğretmen çoktur. Buranın insanı da çok okumuştur. Hep çoğunluğu öğretmendir. Ve varıyoruz Mesudiye'ye. Mesudiye, tarihi Hititlere uzanan bir belde. Friklerin, Kimmerlerin, Medlerin, Perslerin, İskender'in, Pontus Krallığı'nın, Roma İmparatorluğu'nun geçtiği kent ilk defa Danişment oğulları vasıtasıyla İslam'la tanışıyor. Anadolu Selçuklularının, İlhanlıların, Eretna Beyliği'nin, Kadı Burhanettin Devleti'nin ve Hacı Emiroğlu Beyliği'nin hakimiyetinde kaldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Osmanlı topraklarına katılıyor. O yıllarda Canik Sancağı, Ordu Vilayeti, Milas Nahiyesi diye anılıyor. 1846'da Trabzon Eyaleti,
Karahisar'ı Şarkiliğine bağlı bir kaza haline geliyor. 1876 tarihinde ismi Hamidiye, 1910 yılında ise Mesudiye olarak değiştiriliyor. Ordu'ya 120 kilometre mesafede. Zaten burada kara iklimi ve İç Anadolu kültürü hüküm sürüyor. Mesudiye hayli göç veren bir ilçe. Başbakan Ecevit köy kent projesi için pilot bölge seçse de elde var hüzün. Hayal kırıklığından başka bir şey vermiyor. Uzanıyoruz Gölköy'e doğru. Yetiştirdiği aşçılarla tanınan Gölköy, Ordu'nun üçüncü büyük kazası. Merkez nüfusu 30 bine yaklaşıyor. Ordu-Sivas karayolu üzerindeki önemli duraklardan biri. Yollar yapılınca şüphesiz önemi daha da artacak. Malum Moğollar Selçuklu Devleti'ni yıkınca Anadolu'da küçük küçük beylikler yeşeriyor. İşte Gölköy Mesudiye havalisinde de Hacı Emiroğlu Bayram Bey hüküm sürüyor. O günlerde Trabzon'da Pontuslar var. Türkler de Rumlar da müteyakkız. Taraflar ihtiyatı elden bırakmıyorlar. Hacı Emiroğulları küçük bir beylik, hassas dengeleri gözetip ayakta kalıyor. Bir yanda sis, bir yanda yağmur, bir yanda hiçbir şey yok. Sisten geri görürüz hocam. Bize burada bir sürpriz yapar. Güneş mi açar birden? Yok, açmaz da ya. Ses olur, eyvah deriz. Tamam. Hocam nasıl ama? Ha? Sis yok. Vallahi abi var, siz müthiş, böyle bir şey olamaz ya. Gölköy'de hakikaten bir göl var. Ulu Göl diyorlar adına. Aslında bir krater gölü. Etrafı tabiat parkı ilan edilmiş. Tuvaletler, çeşmeler hazırlanmış. Banklar, ocaklar, kamelyalar. Göl suyu hayli serin. Nitekim alabalık yumurtası bırakmışlar. Burada üreyecek, derelere yürüyecekler. Dalga dalga yayılacaklar inşallah. Ordu'da tipik Karadeniz iklimi hakim. Kışlar serin, yazlar ılıkça. Yılın hemen hemen bütün ayları yağışlı, zemin ıslakça. Tabii Ordu deyince sahili ayrı incelemek lazım. Yaylaları da ayrı. Olur ya, hocam, kıyılar günlük güneşlik diye aldanırsınız, çıkarsınız yukarılara, karbora fırtına. Versene Vedat müdürümle şuradan. Şöyle. Ya bir de geldi şimdi ya. Şeyi de alalım. Ordu gezilesi bir şehir. Sahil klasik Karadeniz. Hırçın dalgalar, balıkçı takaları, ahşap konaklar. Dağlarda anlattığım gibi. Gidin gezin. Pişman olmayacaksınız asla.